Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Kayseri Redux'ta beraberiz. Yeni bir güncelleme gelmiş modda Afganistan'a. Şimdi diyeceksiniz abi Afganistan'da işin ne? Buradan mülteciyi kaçırıp İran üzerinden Osmanlı'ya mı sokacaksın? Osmanlı'yı... Evet tamam bu espriyi yapmayacağım. Bunlar önemli konular arkadaşlar. Osmanlı'yı Afganistan'a yollayacağız arkadaşlar. Evet. Osmanlı Afganistan'a gidecek, sülalecek. Ve Osmanlı hanedanlığı olarak Afganistan'dan tekrar geri döneceğiz Anadolu'ya. Tam olarak böyle bir yolu oynayacağız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle önümüzdeki ay başlayacak Delhi-Afganistan Savaşı'nda bu savaşı kazanmamız lazım. Ve aman aman gerçekten Afganca, Peştunca enteresan bir dil. Her neyse bu savaşı kazanmamız lazım arkadaşlar. Şöyle bir supply, şöyle bir frontline çizelim. Delhi'ye karşı kendimizi olabildiğince savunacağız ve Delhi birlikleri eridiğinde atağa geçip Encircle'larla birlikleri perçinleyerek, ilerleyerek Delhi Savaşı'nı kazanmamız lazım. Delhi Savaşı'nı kazandığımızda savaş sonrası yeni bir odak ağacı gelecek ve bu odak ağacında Nasrullah Han'ı geçireceğiz. Şu an Habibullah Han var ülkenin başında. Nasrullah Han ülkenin başındayken ve Osmanlı Arap Savaşı'nı yani Çöl Savaşı'nı Mısır'la, İran'la, Arap devletleriyle yaptığı savaşı kaybedince Osmanlı ailesi bize gelip diyecek ki abi bizi ülkene attılar. Afganistan'a gelebilir miyiz? Burada sürgün hükümeti kuralım diyecekler. Biz de eyvallah kardeşim buyurun sizindir diyeceğiz. Evet böyle enteresan bir yol. Abi teknolojik olarak çok kötüyüz. Umuyorum ki defansımız başarıya ulaşır. Tekrar söyle. Somalili hamle. Anlıyorum anlıyorum. Delhi'ye karşı savunmamız, müdafaamız başarıya ulaşacaktır elhamdülillah. Hadi videomuza başlayalım. Ülkemiz hem Alman Mauser tüfeğini üretiyor hem de eski tüfeklerden üretiyor. Şimdilik buna ellemeyeceğim çünkü olabildiğince tüfeğe ihtiyacımız olacak. Üretebileceğimiz tek şey bu. Fabrikamız zaten 4 military 9 sivil factory. Ortalama 100 binlik bir ordumuz var ve nüfusumuz pek de yüksek sayılmaz. 12 milyon şu an. O yüzden öncelikle bu Delhi Savaşı'nı atlatıp kendimizi büyütmemiz lazım arkadaşlar. Afganistan dünyada imparatorlukların mezarlığı olarak tanınır. Vaktinde İngilizler bizi ele geçirmeye çalışıp ele geçirememişlerdi. Ülkemizin lideri 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce tahta geçmiş Habibullah Han, ülkeyi modernize etmek, sosyal ve askeri reformlarla ülkeyi dünya sahnesinde yüceltmek istiyordu. Tam bu çalışmaları sırasında 1. Dünya Savaşı çıktı ve Afganistan ne kadar tarafsız kalmaya çalışsa da istediğine ulaşamadı ve Habibullah'ın karşı olduğu isimlerden Nasrullah Han ve Amanullah Han gittiler kendi emirlerindeki birliklerle bizim kralımızın emrine karşı gelip Dominion'a saldırdılar. British Raj'a saldırdılar yani İngiliz kolonisine saldırdılar Hindistan'daki. Bunun sonucunda biz kendimizi savaşa çekilmiş bulduk arkadaşlar. Bir anda Almanya hem Osmanlı'nın istekleri gerçekleşmiş ve Afganistan Hindistan coğrafyasında İngiltere ile savaşa girmiş oldu. Ve bunun sonrasında Afganistan'a mis gibi Kaiserreich yani Alman İmparatorluğu'nun ateşeleri geldi, destek kuvvetleri geldi. Ancak bunlar 1917'de oldu ve zaten 2 yıl sonra savaş bitti. Sonrasında ise İngiliz İmparatorluğu dağıldı. Belli topraklara sahip olduk bu sırada arkadaşlar. Normalde Afganistan bu kadar büyük değil bizim evrenimizde biliyorsunuz. Sınır toprakları alındı. Bunlar bizim istediğimiz topraklardı. Ancak böyle kaldık. Habibullah Han çok idealist önceden ancak 1. Dünya Savaşı'ndan sonra giderek durumlar değişti ve eskisi gibi iyi yönetemiyor ülkeyi. Siyasi rakipleri de yükselmeye devam ediyorlar. Ona daha sert şekilde karşı çıkıyorlar arkadaşlar. Ve şimdi ülke Dominion'la bir savaşa sürüklenmek üzere. Bakalım bu sefer İngilizlere karşı ne yapacağız? Ülkede bulunan Alman ateşeliği, Alman birlikleri bu duruma nasıl bir tepki gösterecek? Afgan halkı ne yapacak? Merakla bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bu çeşitli spiritlerimiz var. İmparatorlukların mezarıyız. Ülkemizde deli gibi kaçakçılık sorunu var. Tribal military durumu var arkadaşlar. Bunlar gerçekten leş gibi. Süvari birliklerimiz gayet güzel. 10 numara. Ancak organize bir ordumuz yok. Dağılmış. Aynı şekilde devlet de merkezi değil arkadaşlar. Bildiğiniz göçebe bir toplum yapısı hala kendini koruyor ve her bölgede farklı bir yerel yönetim var. Ve ülkede tansiyonlar yükselmeye devam ediyor. Alman karşıtlığı yükselmeye, ülkedeki Alman subaylarına tepki büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda ülkede deli gibi yolsuzluk var. Bunu bilirsiniz zaten. Çok gördük. Hicret Movement dostlar, buradaki British Raj'da başlayan madem burada bizi köle yapacaksınız o zaman biz Afganistan'a kaçarız. Hicret anladığınız kadarıyla işte direkt göçebeler. Hindistan'dan devamlı göç gelmeye devam ediyor ülkemize. Bu stabiliteyi düşürüyor tabi.
bilirsiniz bunda ülkemizden stability düşer devamlı bu kadar göç alırsanız düzensiz. Kralımızın evladı Amanullah Han İstanbul'a geziye gidiyor. Sultanla ve evet arkadaşlar bu Atatürk'le Amanullah'ın fotoğrafı ve başbakanla görüşüyor. Gerçekten İstanbul'daki kültürel dokuya, devlete bayılıyor. Sultan Orta Doğu'da büyük bir savaşın yaklaştığını ve ileride Afgan dostlarından destek isteyebileceğini aktarıyor Amanullah'a. Biz de her zaman müttefiyiz diyoruz ve Osmanlı ile beraber ilerleyeceğimize an içiyoruz. Aramızdaki dostluk asla bitmeyecek. Belki de hasta adam o kadar da hasta değildir. Amanullah İstanbul'dan sonra Tahran'a gidiyor. Ancak burada kendisini çok düşük seviyede görevliler karşılıyor. Büyük yetkililer karşılamıyor. Tahran'ı seviyor ama İran'dan kurtulup gitmek istiyor. Bu ülke istediği gibi değil. Ardından İran'ın büyük şehirlerinden Kom'a gidiyor kendisi. Kom'da bir askeri törene katılıyor ve askerlerin disiplinsizliğini, üniformalarının düzensizliğini, gerçekten işe yaramaz olduklarını görüyor. Hatta törende bir asker tüfeğini düşürüp kendisini bacağından vurmuş. Gerçekten hiç memnun değil İran gezisinden ve geri döndüğünde İran'dan kurtulduğuna şükrediyor. Amanullah Osmanlı ve İran gezisinden Kabil'e geri dönüyor arkadaşlar. Kabil'e geldiğinde hiç memnun kalmıyor şehirden. İstanbul'un güzelliğini, Tahran'ın bile görece daha güzel olduğunu görüyor. Kabil asla istediği gibi bir yer değil. Ve kendisi arkadaşlar veliaht prens değil. Amcası Nasrullah Han babasından sonra tahta geçecek maalesef. Bu herifi engellemem lazım. Bu herifi ortadan kaldırmam. Ve aynı batılı örnekler gibi Afganistan'ı reforme etmem lazım diyor. Politik oyunu kazanmam lazım diyor. Kanada'da tahta yeni geçen Edward çok otokratik birisi ve bu fırsattan yararlanmamız lazım. Şu an politik durumdan etkilenen Delhi Dominion'una saldırmamız lazım fikri ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, oyunun 33. gününde Delhi'ye savaş ilan ediyoruz. Ve yeni birlikler katılıyor ordumuza. Aynı zamanda odak ağacımız açılıyor. 4. Anglo-Afgan Savaşı başlıyor. Şimdi ne yapacağız? Çok güzel bir soru. Emin olun ben de bilmiyorum. Deneme oyunu da atmadım. İlk defa oynamış olacağım şu an. Hedefim olabildiğince ilerlemek. Bir yandan da defansa kalmam lazım ama defansta çok kalmamam lazım. Defansa çok kalırsam patlarım çünkü. Supply up'ları ele geçirmem lazım. İlerleyebildiğimiz her bölgede ilerleyeceğiz arkadaşlar. Orduları pinleyeceğiz. Kimseye affetmeyeceğiz. Hayırlısıyla bu savaşı kazanacağız. Osmanlı'dan ve Almanya'dan silah isteyeceğiz arkadaşlar. Deli gibi silaha ihtiyacımız var. Osmanlı, bana bir şeyler ver diyeceğim ve senin kendine hayrın yok ki oğlum ya. Yazık günah sana ya. Ülkedeki Şii azınlığın durumu pek iyi değildi. Savaştan dolayı İran'a kaçıyorlar. Kendileri bilir. Biz zaten Sünni bir ülkeyiz kardeşim. Şurayı paketleyecek miyiz peki? Evet, paketleyeceğiz. Saldırmaya başlayalım hatta. İlk paketimiz hayırlı uğurlu olsun. Burada da ikinci paketimiz var bu arada. Gerçekten maşallahımız var. Cepheyi çok yarmak istemiyorum. Çünkü yardıkça başıma dert açacağım. Delhi'nin ordusu benimkinden daha büyük arkadaşlar. Şu an göremiyorum ama benimkinden daha büyük orduları var ve manpowerları daha yüksek. Türk dostlarımız bize depolarca tüfek ve top getiriyor. Aslanlarım benim ya, canlarım benim. Türkleri çok seviyoruz. Allahu Ekber. İran gelen düzensiz göçmenlerden korkuyor ve sınır kapılarını kapatıyor. Şiilerin ülkesine kaçmasına engel oluyor. Türkiye'nin yapamadığını yaptınız yine ha. Hadi iyisiniz. Alman dostlarımız da deli gibi mühimmat yardımı yapıyor bize, canlarımız. Almanlardan uçak yardımı isteyeceğiz. Lufthansa'nın gücünü göstersinler. Alman dostlarımız hava gücü desteği veriyor bize ve güzel bonuslar elde ediyoruz. Olabildiğince defans ve atak bonuslarını toplamamız lazım Delhi'ye karşı. Cephemiz yarılacak yoksa tatsız durumlar her an yaşanabilir. Ve bu birlik nereden supply alıyor gerçekten merak ediyorum ya. Bu birlik nereden supply alıyor kardeşim? Evet, 4 tane division yolluyor Almanya. Delhi hükümetindeki Müslüman kardeşlerimize bu zulme karşı destek olmayın. Bize yardım edin diyoruz ve Delhi'yi karıştırıyoruz. -15 defans muhteşem. Ancak yani şuradaki paket bir bitsin artık be, gözünü seveyim be. Olabildiğince mikro yapmak lazım arkadaşlar. Şimdi göçmen kabilelerinden yardım isteyeceğiz. Kabileler devletimizi destekleyecektir hayırlısıyla. Konstantinopol'den bir haber geldi. Halife 2. Abdülmecit İngiliz emperyalizmine karşı cihat ilan etti. Ve yeni bonuslar elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi mis gibi bonuslar. Alman kuvvetlerinin desteğiyle buradaki paketi hallediyoruz. Ayrıca Türkiye'de 2 division yolladı şu an. Cephe gayet stabil. Erite erite ilerleyeceğiz. Şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorum ama Delhi boşsa ve Delhi'yi alırsak gerçekten gülerim şu an. Gerçekten Delhi'ye girebilecek miyiz şu an? Bir gece ansızın Delhi arkadaşlar. Ve evet, 3. Rawalpindi anlaşması yapılıyor.
Delhi'yi çok basit bir şekilde yendik. Ben bu savaşı daha zor gerçekleştireceğimi düşünmüştüm. Ama ilk başta yaptığımız hamleler başarısını kanıtladı. Sadece 4000 kaybım var. Delhi'ye 16.000'lik bir kayıp verdirdim. Gerçekten muhteşem. Evet, yeni sınırlarımız hayırlı uğurlu olsun. Delhi ile barış yapıyoruz. Emirimiz bu zafer sarhoşluğu içerisinde ufak bir geziye çıkacakmış. Kimsenin önemsemediği Afganistan'ın Hindistan'daki bu büyük zaferi dünya basınında yer alıyor arkadaşlar. Hem Almanlar, hem Osmanlı, hem Avusturya. Bunun da üzerine sendikalist, komünist ülkeler Afganistan'a tebriklerde bulunuyorlar. Emperyalistleri bu topraklardan defetmenizde size her türlü yardımı vermeye devam edeceğiz diyorlar. Yani dünyanın yarısını bize destek veriyor arkadaşlar. En azından Antant yönetimi şaşkınlık içerisinde. Biz zayıf değildik. Düşman bizi çok ansızın yakaladı diye kendi kendilerine bahane üretiyorlar. Onlar bahane üretmeye devam ederken biz Hindistan kıtasında yayılmaya ve bu toprakları gerçek sahipleri olarak yönetmeye devam edeceğiz. Habibullah'ın Delhi konusunda oynadığı kumar başarıya ulaştı ve sevilmeyen bir liderken ansızın herkes tarafından kahraman olarak görülen büyük bir lider haline geldi ve yeni bir National Spirit kazanmış. Gördüğünüz gibi Habibullah'ın zaferi Kabil'de büyük törenlerle kutlanıyor ve ülkemizin adı Barakzai İmparatorluğuna dönüşüyor arkadaşlar. Biz sadece Afgan dağlarına sıkışmış bir devlet değiliz artık. Biz Hindistan'da büyük hedefleri olan güçlü bir devletiz. Tüm Raj bölgesini hakimiyetimiz altına alacağız. Kral Habibullah takım taklavatını alıyor ve ava çıkıyor arkadaşlar. Doğaya karışıyor adeta. 3 gün boyunca at sırtında gidiyorlar. Egzotik hayvanlar avlamak üzere ava katılıyor. Avın son gününde bir kar leoparının izini sürerken ansızın yamaçtan aşağı doğru yuvarlanıyor kralımız. Ve tam tutunmuşken yamaca sırtındaki Jezail adı verilen bu Peştunların, Afgan kabilelerinin kullandığı özel bir tüfekmiş arkadaşlar. Sırtından düşüyor kralımızın bu tüfek ve yere düştüğünde ateş alıyor. Ateş aldığı yerde tam olarak kralımızın kafası oluyor arkadaşlar. Kralımız kendisine headshot atıyor ve olay yerinde hayatını kaybediyor. Ava katılan diğer insanlar kralı taşımaya başlarken ulusumuz kralın ölüş haberini alıyor. Nasrullah Han ülkenin yeni lideri olacak. Habibullah Han'ın ölümünden sonra kardeşi tahta çıkmak için hazırlanıyor arkadaşlar. Nasrullah Han tacı giyecek. Ancak saray içerisinde ve halk içerisinde bazı siyasetçiler bazı görüşlerini, tereddütlerini bildiriyorlar. Sanki Nasrullah Han kardeşinin ölümüne pek de üzülmemiş de sanki bu onun komplosuymuş gibi hissediliyormuş. Biz bu iddiaları asla kabul etmiyoruz ve bu iddiaları ortaya atanları susturuyoruz arkadaşlar. Afgan ordusu içerisinde iki isim var arkadaşlar tahta geçirilmesi düşünülen. Kimileri Habibullah Han'ın oğlu Amanullah'ın reformist ve progresif birisi olduğunu, Afganistan'ı daha ileriye taşıyacağını düşünürken, eski topraklar Nasrullah Han'ın iyi bir lider ve general olduğunu, ülkeyi en iyi şekilde muhafazakar değerlerde savunacağını düşünüyorlar. Biz de Nasrullah Han'ı savunacağız. Şu herifin sakalının güzelliğine bakar mısınız? Afgan dediğim böyle olur. Amanullah Han darbe yapmaya çalışırken başarısızlığa uğruyor ve İsviçre'ye kaçıyor arkadaşlar. Gitsin buralardan. Ordu içerisinde kendisine bağlı Genç Afganlar adında bir klik var. Onları purge'leyelim, ortadan kaldıralım mı, yoksa zaten başları olmadan yavaşça dağılırlar mı diyeceğiz. Ben orduyu çok kızdırmayayım diyorum ve serbest bırakıyorum bu adamları. Tüm muhalefete rağmen Nasrullah Han tam olarak ülkenin başına geçiyor ve tacı giyiyor arkadaşlar. Amanullah zaten ülkeden kaçtı ve etrafına topladığı Genç Afganlar kliği yavaş yavaş dağılıyor. Ordu yeni emire bağlı ve Nasrullah'ın popülaritesi giderek artıyor. Yıllar süren planlamalar ve hırs sonucunda Nasrullah sonunda tahta çıktı. Şimdi Afganistan'ın kaderi onun elinde. Gelenekselcilik ve muhafazakar değerler bizi kurtaracak. Kardeşim Habibullah ülkeyi sekülerize etmek, dini değerlerden uzaklaştırmak istedi. Hayır. Afgan toplumu her zaman dini. Afgan toplumu dini idealler etrafında büyüyecek ve dini ve İslam dinini ana kitabı, ana yasası olarak benimseyecektir. Böyle seküler faaliyetlere ihtiyacımız yok diyoruz. Sakın. 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 Sakın oy verme. Demokratik seçimlerde oy kullanmak haramdır.
yaptığım her odakta ülkeyi daha da geri götürüyorum abi. Batılıları ülkeden kovuyorum. Reformları geri alıyorum. Ülkemizi giderek geri götürmeye ve daha muhafazakar, daha tutucu hale getirmeye devam ediyoruz. Emirimiz Kabil'deki tüm gazetecilerle büyük bir konferans ayarlıyor. Ve diyor ki, benim istediğim sözlerin dışına çıkarsanız hepinizi asarım. Umarız ki gazeteciler bu tehdidi iyi anlamıştır. Genç Afganlar Kliniğin kalıntılarıyla ilgilenmemiz lazım. Onlara ölüm cezası mı verelim yoksa hapiste çürüsünler mi diyoruz? Hapiste çürüsünler ya, o kadar da kötü insanlar değiller sonuçta. Dediğimiz gibi arkadaşlar, Afganistan merkezi bir hükümete sahip, merkezi bir yönetime sahip değil. Ülkenin Herat, yani batı tarafında yoğun bir nüfuzu olan Sakkavitler var. Bu kabile gayet radikal fikirlere sahip ve nasyonel popülist. Onları tarafımıza çekip koalisyonumuza katabiliriz ya da onları def edebiliriz. Ben onları def etmeyi seçeceğim. Kendi imparatorluğumu kuracağım ve istediğim gibi ülkemi yöneteceğim. Binlerce yıl önce ülkemiz topraklarında yer edinmiş Grek Budist kültürünü ortadan kaldırıyoruz. Topraklarımızdaki bu eski tarihi bölgeleri talan ediyoruz arkadaşlar. Afganistan tamamen İslam kültürü ve literatürüyle dolacak. Eski kültürlere yer vermeyeceğiz. Nasvar adında bir toz var arkadaşlar. Bu tütünde üretilen bir toz. Genelde dilin altına koyuluyormuş ve hoş etkileri varmış. Tabii zararlı bir şey ve kanser neden oluyor. O yüzden bu sorunu tamamen ortadan kaldıramayız. Şöyle bir durum var. Biz bunu dünyadaki en büyük üreticisiyiz ve bunu tüm dünyaya satıyoruz. Bizim ticaretimizde önemli bir payı var. Elbette bunu satmaya devam etmemiz lazım. Biz bu olayın piyasasına karışmayız. Tüccarlarımız bunu satmaya, ülkemizi zenginleştirmeye devam etsinler. Alman Reich'ındaki büyükelçimiz Kaiser ile görüşüyor ve Afganistan üzerindeki Alman üslerinin azaltılması, buradaki askeri varlığın azaltılması konusunda anlaşmalara yapılıyor arkadaşlar. Çok ufak bir kısımda Alman subay kalacak bu topraklarda sadece. Sağ olsunlar, Delhi ile savaşırken Osmanlı dostlarımız bize çok yardım ettiler. Şimdi bunlara onun karşılığını versek mi? Orta Doğu'da yakında Osmanlı'yı bekleyen büyük bir savaş olduğu konuşuluyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Biz elbette Osmanlı dostlarımıza yardım etmek isteriz de. Bu ülkenin başında Osmanlı Halk Fırkası var. Bu partinin başında da Mustafa Kemal Paşa var. Mustafa Kemal Paşa'nın bu sekülerliği benim biraz sinirimi bozdu şahsen. Biz muhafazakarız, Allah yolundayız, tutucuyuz. O yüzden ben bir düşüneceğim bu durumu. Ama Osmanlı'yı garantilemeyeceğim. Kendimi bu savaşa dahil etmeyeceğim. Ülkemizi İslam kültürünün merkezi haline getirdik. Bundan 700 yıl önce sonlanan İslam'ın altın çağına geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Ve bunu yaptıktan sonra Babür hayalini gerçekleştirmeye başlayacağız. Hindistan'ı aynen atalarımızın yaptığı gibi fethedip İslam'ı Hindistan'a yayacağız. Çok güzel. Midye Afrika dağıldı. Bu da oyunumuzun yarıya düşeceğini anlatır arkadaşlar. 30-40 tane yeni devlet çıktı ortaya. Çok güzel. Artık kıtada konumumuzu yerleştirdiğimize ve daha büyük ideallerle ilerleyeceğimize göre Hindistan İmparatorluğunu ilan edebiliriz arkadaşlar. Ve 10 gün sonra Hindistan'daki tüm devletlere karşı savaş sebebi kazanacağız. Hindistan'a savaşı Antant Enternasyonel'le savaşmaya başlayınca açacağım. Bu sayede Enternasyonel tüm ordusunu benim sınırıma yığamayacak. Delhi'yi olabildiğince yalnızlaştırmış olacağız. Çöl savaşı başladı. Şimdi Osmanlı'nın bu savaşı kaybetmesi için dua etmemiz lazım. Yoksa çabaladığımız yola ulaşamayacağız. Her ne kadar geleneksel yöntemlere bağlı bir devlet yapsak da ordusu olarak Batılıları örnek almamız lazım. Çünkü güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Abdülmecit bizi askeri ittifana çağırıyor. İstanbul Paktı diye bir pakt kurmuş. Kardeşim, senin durumun biraz sıkıntılı görünüyor. Mustafa Kemal'in yolu bizim yolumuza uygun değil. Reddediyoruz. Ve Dünya Savaşı yeniden başlıyor. İkinci Weltkrieg hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Antant'ın savaşa girmesini bekleyeceğim. Bharatya Komünü gereksiz şekilde güçlendi ve Hyderabad'ı yiyor şu an. Acilen Delhi'yi bitirmemiz lazım. Osmanlı'nın bitişini bekliyorum. Abi artık pes edin. Siz bu savaşı kazanamazsınız. Araplar Ankara'nın kapısında. Hadi. Antant da sonunda elini korkak alıştırmadı ve savaşa giriş yaptı. Evet, Antant gerçekten korkunç bir biçimde sınırıma dayanmış vaziyette. Abi şu ordularınızı çekin, gözünüzü seveyim hadi. Evet, Osmanlı savaşı kaybetti. Bakalım şimdi Osmanlı hanedanlığı nasıl bir karar verecek? Osman Fuat Efendi'den bir haber ulaşıyor elimize. Orta Doğu savaşını kaybeden Osmanlı hanedanları ülkemizde yer almak istiyorlar. Ve onları kabul ediyoruz. Sublim Porte
ülkemizde güvenli bir liman aradı ve onlara bunu vereceğiz. Yeni bir odak ağacı açılıyor şimdi. Osmanlı'nın yolunda ilerleyebiliriz. Kutlu Savaşımıza devam edebiliriz artık. Bir Jacobin klasiği olarak tren üretmeyi unutmak. Şu Delhi'yi alsak her şey okey ya. Herifler cepheye çakıldı bildiğiniz. Ülkemize gelen sürgündeki Osmanlı subayları askeriyede yerler istediler bizden. Biz de onlara bunu sağlayacağız tabi. Adı Savaşçı Sultan olarak geçen Ahmet Fuat ülkemiz sınırları içerisine girdi, uçağından indi. Şimdi ülkemize kaçan Osmanlı donanmasını ağırlayacağız ve bunun güzel buffları olacak. Osmanlı devlet yetkilileri bizden hükümet pozisyonları istiyor. Zaten size ordusal pozisyonlar verdik bence. Bu kadar abartmaya gerek var mıydı? Neyse hadi verelim. Verelim. Sizi mi kıracağım? Osmanlılar ve Afgan halkı beraber ülkeyi yönetmeye karar veriyorlar. Ülkenin adı Afgan Osmanlı İmparatorluğu olacakmış. Ben aslında Osman Fuad'ı başa getirmek istiyordum Osmanlı padişahı olarak. Ancak seçenekleri yanlış işaretlemişim. Osmanlı hanedanlı bizden bir şeyler istediğinde ikisini de reddetmem lazımmış. Bu açıdan ufak bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Nasrullah ülkeyi yönetmeye devam edecek ancak Osmanlı-Afgan ortak yönetimi kurulmuş oldu en azından. Sendikalistlerden daha hızlı şekilde Delhi'yi düşürmem lazım. Sonsuz imparatorluk 13. yüzyıldan 23. yüzyıla kadar devam edecek. Artık bir bitin be kardeşim. Başkenti de vermiyorsunuz zaten. Oh! Delhi bitti arkadaşlar. Şimdi Antant'ın kalan kuvvetlerini en hızlı şekilde temizlememiz gerekecek. Bunun sonucunda Antant'la barış yaparak Delhi'yi ilhak edebiliriz. Ve tam olarak bunu yapıyoruz. Evet, sıradaki hedefimiz gayet belli bence. Bu komünistler yeterince güçlendiler. Artık ortadan kaldırılmaları gerekli. Direkt Bharatya sınırına ordumuzu yerleştireceğiz. Artilleriyi arttırmam lazım. Tüfeği bol ürettim ama artilleriyi çok az ürettim şimdiye kadar. Artilleri olmayınca da ordu ilerlemiyor maalesef. Birleşmiş Hindistan'ı ilan edebiliyorum. Babür yönetimi altında yeni bir Hindistan Papıt Devleti kurabiliyorum arkadaşlar. Böyle bir şeye gerek yok. Başkenti Delhi'ye taşıyarak kendimizi Babür Osmanlı İmparatorluğu ilan edebiliyoruz. Veyahut direkt adımızı koruyabiliyoruz. Ben en havalı yolun kendimizi Babür Osmanlı İmparatorluğu ilan etmek olduğunu düşünüyorum ve rengimiz de çok güzel. Şu an çok var ya, çok basit bir avlar ya. Direkt savaş ilan edeceğim ve pat pat ilerleyeceğim. Şu an Bharat'ın ordusu zaten büyük ölçüde güneye sıkıştı. Buradaki ordu supply alamıyor. Şuradaki toprak parçalarından birini alsam zaten tamamen paketlenmiş olacaklar. Vallahi hiç affetmeyeceğim. Hepsi benimdir abi. Hindistan'da Antant'a verilecek bir karış toprak yok. Şimdi Sikkim'i ve Nepal'i almamız lazım. Aynı zamanda Madras'ı ve İran'ı da özgürleştireceğiz. Osmanlı olarak topraklarımıza geri döneceğiz. İki tane Osmanlı İmparatorluğu var. Birinin başında Refet Bele var. Diğerinin başında Nasrullah Han var. Onun altında 4. Osman babadan yadigar Anadolu'ya dönmeyi bekliyor. Kalan ufak tefek devletleri temizlemenin zamanı geldi. Bir yandan Madras'a, bir yandan Nepal'e savaş ilan ediyorum. Gerçekten muhteşem Afgan seslendirmesi. Gerçi kendimi adeta bir Afgan kralı gibi hissediyorum. Bu 20 daha lafı falan çok güzelmiş.
O zaman şöyle bir yiyelim bu devletleri. Doktrinde arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine superior firepower'a geçtim. Ordularıma top eklemeye başladım. Çünkü bundan sonra yapacağımız savaşlarda bu daha çok işimize yarayacak. Nepal gitti hemen. Ufaktan bir Sikkim'i de alalım artık. Tutalım artık. Uçak üretimimizi arttıracağız. Artık güzelden yavaştan bir uçak üretmeye başlayabiliriz. Madras düştü. İran'ı ufaktan bir yok edelim. Evet, Burma kapatın bu arada. Onları serbest bıraktım. Sibirya ve Almanya Rusya'yı şu an tost yapıyor arkadaşlar. Buradan kurtulması zor Rusya'nın. Ben de Rusya'dan toprak koparmaya çalışacağım. Abi direkt şuradan bir bakıyor uçarsanız ben çok mutlu olurum. Hadi eyvallah, kendinize iyi bakın. Amerika'da iç savaşı Huey Long kazanıyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim kendilerine. Bakalım hangi safa katılacaklar. Bu sırada ben İran'da ilerleyemiyorum. Supply'ı düzeltmeye çalışıyorum. Biraz düzelttim sayılır şu an. Ancak durum kötü. Maalesef ordum çok ama çok yavaş ilerliyor. Tahran alsak supply sıkıntısı çözülecek büyük ihtimalle. Hadi abi hadi. Evet aldılar. Tebrik ederim. Burayı full demir ağlarla donattım artık. Yeter. Artık yeter. Arkadaşlar Amerika'da enteresan bir şey oluyor. Huey Long'a sanırım suikast mı düzenlendi ne oldu bilmiyorum ama Katolik aşırı dinciler ülkenin başına geçti. Ve Hazreti İsa'yı başkan yardımcısı yapmışlar. Evet Tanrı yolunda ilerleyeceğiz. Amerika'yı olması gerektiği yerde Katolik bir krallık olarak dini değerlerimizle yücelteceğiz diyorlar. Şu an Amerika'da yaşamak istemezdim herhalde. Artık bit be kardeşim. Artık bit, gözünü seveyim bit ya. Şanzi'de Feng Tian'la savaşıyor ama savaşa dahil olmuyor diğer ülkeler. Bu gidişte Feng Tian alır gibi geliyor bana. Ve sonunda düştüler ya. Gürcistan almayı çok istiyordum ama Almanya'nın paktındalar. Bu sırada Rusya'nın paktına dahil oldu Amerika arkadaşlar. Evet. Most Seren Republic of America. Republic gibi gelmedi bana pek ama siz bilirsiniz. İran aldığımız için çeşitli farklı yollar açıldı. Şimdi Orta Doğu'daki tüm ülkelere karşı savaş sebebi oluşturacağız. Irak'ı yutalım diyorum ben. Çok hızlı bir sefer olacak zaten. Division'ım yak... Abi Osmanlı hala bana yardım göndermeye çalışıyor ya. Herifleri yiyeceğim. Ah be Osmanlı. Sen gerçek Osmanlı değilsin. Gerçek Osmanlı ailesi gitti Afganistan'a. Afganistan'da kendi yönetimini kurdu kardeşim. Osman Fuat'ımız ülkemizin başıdır. Evet şu an tüm Araplarla savaşıyoruz. Olay budur ya. Hepsi benim kardeşim ya. Bunların hepsi hakiki Afgan Osmanlı toprağı ya. Ha şöyle kardeşim ya. Olması gereken sınırlara giderek daha da yaklaşıyoruz bak. Acilen Türkiye'ye savaş ilan etmem lazım ama Türk genlerim buna izin vermiyor. Benim aklıma bir şey geldi şimdi. Türkiye müttefik Avusturya'yla ya. Ah be. Ah be Avusturya. Arada sen de yanacaksın. Geçmiş olsun. Şu İstanbul'u bir alsak da rahatlasak be. Sonunda Allah'ın belası Avusturya ve müttefiği Osmanlı'yı hallettik. Sağ olsunlar Alman dostlarımız Avusturya'yı yuttu arkadaşlar. Ben de o yüzden tüm Avusturya ve Macaristan'ı Almanya'ya vereceğim. Onlar hak etti. Galicia'yı kim alsa, güzel bir soru. Almanlara verelim. Republic of Italy hak etti, pardon. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sırada Ukrayna çöküyor. Rusya geri dönüş yaptı. Ney? Birleşik Meksika Devletleri. Abi Almanya sen... Nereden çıkarma attın da düşürdün lan bu devleti? Kardeşim helal olsun. O zaman ben de son darbeyi Rusya'ya vurayım dostlar. Rusya'nın acilen tükenmesi lazım gibi. Zaten bu tarafları hallettik tamamen. Etiyopya'yı hallediyoruz şu an. Etiyopya'nın son toprakları kaldı alınacak. Onlar da bitince her şey okey olacak. Etiyopya imparatorluğu da çöker tildi böylece. Somali toprağınıza dönebilirsiniz abi. Somaliler işgale uğramıştı. Şimdi tüm birlikler Rus topraklarına kayacak. Benim savaşa girmemle zaten Almanya ve Ukrayna'nın ilerleyişi hızlanmış gördüğünüz gibi. Ben Türk topraklarını alacağım kardeşim. Sonuçta ben Babür'üm. Türk devleti sayılırım. Peştun Türk Federasyonu'yuz. Öyle bir şeyler işte. Kazakları da götürelim arada. Kazakları da alalım abi. Gayet yeterli bir toprak benim için. Yeter mi Ukraynalılar? Bence yeter abi. Kalanını Almanya'ya vereceğiz. Hiç hile mile yok. Babür Osmanlı İmparatorluğu'nun son hali. Yıllar süren sürgünün ardından sonunda gerçek Osmanlı Padişahı 4. Osman Anadolu'ya geri geldi ve Konstantiniyye'yi geri aldı. Konstantiniyye'den, Edirne'den ta Delhi'ye hatta Kalküte'ye uzanan bir imparatorluk kurduk. Allah'ın izniyle ve yüce ordumuzun, imanlı ordumuzun gücüyle Afgan dostlarımızla kardeş bir çabayla Babür Osmanlı İmparatorluğu
zafere ulaştı. Hasta denilen imparatorluk tekrar birleşti ve başkentimizi Konstantiniyye yapıyoruz. Uzun süren yakın işbirliğinin ardından Afgan ve Osmanlı bürokrasisi iç içe geçti. Tek bir amaç uğruna toplandı ve ülkelerimiz artık ayrılmaz bir bütün haline geldi. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi haline geldik. Maşallah. Ve bunu da arkadaşlar tüm Balkan devletlerine savaş sebebi ve kor veriyor bu decision. Tüm Kuzey Afrika ülkeleri ve Akdeniz adalarına savaş sebebi ve kor veriyor. Ama yeter. Yıl 44 oldu. Benden bu kadar artık. Almanya zaten maşallah tüm Balkanları aldı sayılır. Gayet güzel bir oyun oldu diye düşünüyorum ben. Afganistan'dan yola çıktık ve Osmanlı'yı kurtardık kardeşim. O zaman hepinize iyi günler, iyi akşamlar, günaydınlar ve görüşmek üzere dileklerimi iletiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunu like atarak ve yorumlarda fikirlerinizi yazarak belirtmeyi unutmayın. Tabii aşağıdaki Discord linkinden Discord'umuza katılmayı da ihmal etmeyin. Tekrardan görüşürüz.